Canlarım selam, hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 90 günde AYT Fizik kampımızın geldik 78. gününe. Bugün atom altı parçacıklar ve radyoaktivite ile ilgili video ders kitabımızdaki soruların çözümünü yapacağız. 2 tane testin çözümünü yapacağım. Güzel bir şekilde tekrar etmiş olacağız. Günün sonunda sizlere biraz fazla ödev vereceğim arkadaşlar. Çünkü bu ödevleri yaptığınızda hem atom modellerini, hem büyük patlama, hem atom altı parçacıklar, hem de radyoaktiviteyi baştan sona tekrar etmiş olacaksınız. Şimdi iki gözüme çiçeğinde. Sayfa kaçta kalmıştık? Hemen bakıyorum. Sayfa 309. 309 ile 312 arasındaki soruları bu videoda birlikte öğreneceğiz. Ben hazırım. Ben bugün kendime böyle jilet gibi bir kahve hazırladım. Sen de neyi seviyorsan çay, kahve bir şey hazırla. Böyle güzel bir soru çözüm videosu seninle birlikte yapalım. Hadi bakalım, yüksek bir enerjiyle dersimize başlayalım efendim. Şimdi gençler, bu konu biraz açıkçası bilgi konusu. Yani bilgiyi biliyorsan soruyu çözüyorsun. Bilmiyorsan çözemiyorsun. Biraz böyle hani mantığıydı, şuydu, buydu, o tür şeylerin pek olmadığı bir konu biliyorsunuz atom altı parçacıklar. İlk sorumuz diyor ki, büyük patlama teorisine göre hangileri doğrudur diyor. Evrenin genişlemekte olduğunu söylüyor. Biliyorsunuz Hubble yaptığı gözlemlerde galaksilerden gelen ışığın dalga boyunda bir artış gözlemledi ve buna kızıla kayma dedi. Evrenin her yöne genişlediğini söylüyordu. Dolayısıyla bu doğru. Evrenin bir başlangıcı vardır büyük patlama teorisine göre. Evet, bundan 13.7 milyar yıl önce evren nokta kadar küçük bir tanecikti ve güneşten trilyonlarca kat sıcaktı. Evren sonsuz yoğunlukta bir teklikten, yani bir tanecikten ortaya çıkmıştır. Bu da doğru. Dolayısıyla cevabımız 1-2-3, yani E şıkkı olacaktır. Aşağıdaki bazı temel kuvvetler ile bu kuvvetlere eşlik eden parçacıklar, hani alan parçacıkları, kuvvet taşıyıcıları ya da bozon diyorduk. Buna göre parçacık kuvvet eşleştirmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi canlarım, bir kere graviton henüz tespit edilemedi. Yani teorik bir parçacık, deneysel olarak gösterilemedi. Kütle çekim kuvvetine aracılık eden parçacıktır, yani bozondur. Gluon dediğimiz güçlü nükleer kuvvete aracılık eder. Güçlü nükleer kuvvet neydi? Çekirdek içerisindeki proton ve nötronları bir arada tutan, yani çekirdeğin dağılmasına engel olan bir kuvvetti. Menzili çok kısaydı. Çekirdek çapı kadar, yani 10 üzeri -15 metre çapında bir menzili vardı. W ve Z bozonları zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcısıydı. Zayıf nükleer kuvvet de kararlı olmayan atomların bozunmasına neden olan, sorumlu olan kuvvetti. Dolayısıyla şıkları incelediğimizde 2 tane çapraz, 1 tane yatay, cevabımız A şıkkı olacaktır. Doğadaki 4 tane temel kuvvetle ilgili hangileri doğrudur? Güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcı parçacığı Higgs bozonudur diyor. Hayır arkadaşlar, gluon demesi gerekiyordu. Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı fotondur. Zaten elektromanyetik dalga dediğimiz şey ışıktı. Işığın da fotonlardan oluştuğunu biliyoruz. Dolayısıyla bunu karıştırma şansımız yok. Bu doğru. Zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcısı Higgs bozonudur. Hayır arkadaşlar, Higgs bozonu parçacıkların kütle kazanmasına neden olan bir alan parçacığıdır. Yani bir kuvvet taşıyıcısı değildir. Zayıf nükleer kuvvetin taşıyıcısı W ve Z bozonlarıydı. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2, yani B şıkkı olacaktır. Geldik kaçıncı soruya arkadaşlar? 4. soruya. Diyor ki, atom altı parçacıkları açıklayan en iyi teori standart model adı verilen modeldir. Bu modele göre yargılarından hangileri doğrudur? Higgs bozonu madde parçacıklarına kütle kazandıran parçacıktır. Evet arkadaşlar, eğer bir parçacık Higgs bozonuyla etkileşiyorsa kütle kazanıyor, etkileşmiyorsa kütle kazanmıyor. Mesela foton kütlesizdir, gluon kütlesizdir. Neden? Çünkü Higgs alanıyla etkileşime girmediği için. Leptonlar ve kuarklar temel parçacıklardır diyor. Bir parçacığa temel diyebilmemiz için bir şeylerden oluşmaması gerekiyor. Mesela proton ve nötrona temel parçacık diyemeyiz. Çünkü neden oluşuyor? Kuarklardan oluşuyor. Ancak leptonlar, mesela elektron da bir leptondu biliyorsunuz. Elektron, müyon, tau, elektron nötrinosu, müyon nötrinosu ve tau nötrinosu. Bir de bunların karşıt parçacığı var. Yani 6 tane lepton var, 6 tane de bunların antileri var. Yani karşı parçacıkları var. Ve leptonlar bir şeylerden oluşmamıştır. Yani kuarklardan falan oluşmamıştır. Bundan dolayı da leptonlar temel parçacıktır. Ve kuarklar da bir şeylerden oluşmadığı için temel parçacıktır. Yani bu da doğrudur arkadaşlar. Protonlar ve nötronlar temel parçacıktır diyor. Hayır, kuarklardan oluştuğu için bu doğru değil. Cevabımız 1 ve 2'dir. Yukarıda verilen parçacıklardan hangileri Higgs bozonu ile etkileşerek kütle kazanır? Yani hangilerinin kütlesi vardır? Foton kütlesiz bir parçacıktır. Higgs bozonuyla etkileşmez. Gluon kütlesizdir. Higgs bozonuyla etkileşmez. Yukarı kuarklar kütlelidir. Dolayısıyla niye kütlelidir? Higgs bozonuyla etkileşerek kütle kazandığı için. Cevabımız yalnız 3, yani C şıkkıdır. Gama fotonu ağır bir çekirdek yakınından geçerken etkileşim sonucunda kütlesi olan 2 parçacığa dönüşüyor. Arkadaşlar hatırlayın, çift yok olma ve çift oluşum diye bir başlık vardı. Eğer madde ve antimadde bir araya gelirse, uygun şartlar altında bir araya gelirse fotona dönüşüyordu. Yani gama ışığına dönüşüyordu. Bu olayın tam tersi de mümkündü. Gama ışığı bir çekirdekle etkileşime girerek madde ve antimaddeyi dönüşebiliyordu. Buna da çift oluşum diyoruz. Şekildeki manyetik alan sayfa düzleminden dışarı doğru olduğuna göre zaten nokta şeklinde gösterilmiş. Yani sayfadan bize doğru bir manyetik alan olduğu bize söyleniyor. Diyor ki hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar burada iki tane parçacık oluşmuş. Bunlardan bir tanesi madde, bir tanesi antimadde. Madde ve antimaddenin her şeyi aynıydı. Kütlesi dahi aynıydı. Sadece yükleri zıttı. O zaman bir tanesi artı işaretli olmalı, bir tanesi eksi işaretli olmalı. Çünkü gama fotonu geliyor ve çekirdekle etkileştikten sonra madde ve antimaddeye dönüşüyor. Genel olarak da elektron ve pozitrona dönüşüyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada yukarı doğru gitmesi için artı mı olması lazım, eksi mi olması lazım? Burada tabii ki de manyetik kuvvet konusunu hatırlamamız gerekiyor. Yani manyetizma konusunu hatırlamamız gerekiyor. Yüklü parçacıklara manyetik alan içerisinde etkeden kuvveti nasıl buluyorduk? 1. Kuvvet tokat mantığıyla avuç içinden uygulandığı için avucumuzun gösterdiği yön bize artı yüklü parçacıklara etkeden kuvveti gösterecek. Baş parmak hızın yönünü, 4 parmak da manyetik alanın yönünü verecek. Tekrar soruya döndüğümde. Şimdi buradaki parçacık normalde ne tarafa doğru gitmek istiyor? Sağa doğru gitmek istiyor değil mi? Yani hızın yönünü sağa doğru alacağız. Peki manyetik alan sayfadan bize doğru. Yani 4 parmağımız bize doğru dönmesi lazım. Hadi bakalım birlikte yapalım. 4 parmağım bana doğru döndü. Bak şu an sayfadan bana doğru. Baş parmağım da sayfanın sağına doğru. Yani hızı gösteriyor. Avuç içim nereye döndü? Sayfanın altına döndü. Benle birlikte yapman lazım. Yani bana bakarak yapamazsın. Çünkü sağ sol simetrisi var. Ters görünüyor sana. 4 parmağını ekrana doğru değil de ekrandan kendine doğru tut. Sağ elinin baş parmağı da sayfanın sağını göstersin. Avucun nereye dönüyor? Aşağı doğru dönüyor. İşte bu şu demek. Artı yüklü parçacıklara aşağı doğru bir kuvvet etki eder demek. Şimdi tekrar sorumuza döndüğümüzde aşağı doğru sapan parçacığın Y parçacığı olduğunu görüyorum. Demek ki buna aşağı doğru bir kuvvet etki etmiş. Demek ki bu artı yüklü parçacık. O zaman eksi yüklü parçacıklara da diğer tarafa doğru kuvvet etki eder. Yani demek ki bu da eksi olmalı ki yukarı doğru bir kuvvete maruz kalmış. Yani x'in negatif olduğunu, y'nin de pozitif olduğunu görüyoruz. Demek ki bu elektron olabilir. Bu da onun zıt işaretlisi yani pozitron olabilir. Baktığımızda x parçacığı bir elektrondur diyor. Evet. Y parçacığı bir elektrondur diyor. Hayır. Y parçacığının pozitif yüklü olduğunu biliyoruz. X parçacığı pozitrondur diyor. Hayır. Y parçacığı pozitron demesi gerekiyordu. Cevabımız yalnız 1. Yani A şıkkı oldu canlarım. Geldik 7'ye. Diyor ki KLM ışınları girişkenliklerine göre radyoaktif ışınımlar alfa, beta, gamma temsil etmektedir. Buna göre KLM ışınları alfa, beta, gamma ile eşleştirildiğinde hangisi doğru olabilir diyor. Şimdi alfa ışınları pozitif yüklüydü ve helyum taneciydi. Yani bir ışık değildi, bir tanecikti. Ve alfa ışığının giricilikleri çok düşüktü. Yani bir kağıt parçasıyla dahi durdurabiliyorduk. Ancak beta ışıkları biraz daha hızlı parçacıklardı. Dolayısıyla girişkenlikleri daha fazlaydı. Kağıt parçalarıyla değil de alüminyum levhalarla durdurulabiliyordu. Gama ışınları ise giricilikleri en yüksekti ancak kalın kurşun bloklarla durdurulabiliyordu. Yani ince bir kurşun blokla bile durduramazsınız, kalın bloklarla durdurmanız gerekiyor. Diyor ki K ışını kağıttan dahi geçemiyor diyor. O zaman bu alfa ışını olmalı. Yani helyum 4'e 2 taneci olmalı. L ışını kağıttan geçebiliyor ancak alüminyum levhadan geçemiyor. O zaman bunun da beta ışıması olması lazım. Beta ışıması iki türlüydü, ya elektron ya da pozitron şeklindeydi. Yani bir ışık değildi, bir tanecikti. M ışını kağıt, alüminyum ve kurşun levhadan geçebiliyor. Çünkü bu gama ışığıdır. Kurşun levhadan da geçebilir. Eğer levha ince ise, yeterince kalın değilse kurşundan da geçer. Demek ki M'nin gama olması lazım. Birincisi yani K'nın alfa olması lazım. Bunun da beta ışığı olması lazım. Şıkları incelediğimizde alfa, beta, gama baktığımızda cevabımız B şıkkı oluyor canlarım. Geldik 8'e. Aşağıdaki grafikte X ve Y radyoaktif maddelerin proton sayıları ve nötron sayıları verilmiştir. Buna göre X izotopu Y izotopuna dönüşürken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar tabi burada atom numarasına ve kütle numarasına bakacağız. X'den Y'ye geçerken neler oluyor? Baktığımızda X'in proton sayısı 92, Y'nin proton sayısı ise 90. Bakıyoruz nötron sayısı 143 iken burada nötron sayısı 141'e inmiş. Yani X'in proton sayısı 2 azalmış arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2 azalmış. Nötron sayısı da 2 azalmış. Bu nedir? Alfa ışımasıdır. Çünkü bir çekirdek alfa ışıması yaptığında eğer Y çekirdeğine dönüşüyorsa alfa ışıması demek çekirdekten helyum taneciği fırlatmak demektir. Helyum taneciğinin kütle numarası 4'tü, atom numarası 2 idi. Atom numarası zaten proton sayısı demektir. Kütle numarasının 4 olabilmesi için protonun 2 ise nötronunun da 2 olması lazım değil mi? 2, 2 daha 4'ü verecektir. Demek ki arkadaşlar ben mesela bunun kütle numarasına örnek veriyorum A yazıyorsam bunun kütle numarasına A-4 yazmam lazım. Çünkü radyoaktif tepkimelerde sağ taraftaki nükleon sayısına kadarsa sol taraftaki nükleon sayısının da o kadar olması lazım. Nükleon sayısı proton ve nötronlara deniyor. Yani bunların toplamına deniyor. Dolayısıyla bu tarafta A kadarsa bu tarafta da A kadar olabilmesi için yani okun sağ tarafında da A olması için buraya A-4 yazmam lazım. Şimdi alt tarafa proton sayısını yani atom numarasını Z ile gösteriyoruz. Yük korunumu gereği alt tarafın da sağlaması lazım. Yani burası Z ise burasının da Z-2 olması gerekiyor ki ne olsun? 2 ile toplansın ve toplamda Z'yi versin. Yani üstler de korunuyor, altlar da korunuyor. Böyle düşünebiliriz. Şimdi bu durumda X çekirdeğinin kütle numarası 4 azaldı ama atom numarası yani proton sayısı 2 azaldı. Demek ki proton sayısı 2 azalırken nötron sayısı da 2 azalmalı ki kütle numarası bundan dolayı 4 azalsın. İşte burada hem proton 2 azaldı hem de nötron 2 azaldı. Yani bunun yaptığı ışıma alfa bozunumudur. Helyum taneciği fırlatmıştır diyebiliyorum. Alt tarafta soru yokmuş. Geçtik 9'a. Güneş ve yıldızların enerji kaynağı olan füzyon tepkimesi. Arkadaşlar füzyonda 2 tane nokta olduğu için biz neyi hatırlıyorduk? 2 tane çekirdeğin bir araya gelmesi. Yani hafif çekirdekler birleşerek daha ağır çekirdeklere dönüşüyorsa buna füzyon diyoruz. Bu tepkime dünyada gerçekleşmiyor. Yıldızlarda ve güneşte gerçekleşiyor. Ve füzyon tepkimesinde açığa çıkan enerji fisyon tepkimesinden kat ve kat daha fazladır. Bunun sebebiyle ilgili olarak diyor ki hangileri gösterilebilir? Yani neden diyor dünyada biz bunu yapamıyoruz diyor. Çünkü dünyada o kadar yüksek sıcaklığa ve o kadar yüksek basınç şartlarını sağlayamıyoruz. Dünyanın kütlesinin güneşten küçük olması bunun kütleyle falan alakası yok arkadaşlar. Basınç ve sıcaklık şartlarını sağlayamıyoruz. Dünyada güneşin merkezindeki yüksek basınca ulaşılamaması, dünyada güneşin merkezindeki yüksek sıcaklığa ulaşılamaması. Evet bu olayın iki nedeni de budur. Cevabımız E şıkkı. 2 hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum çekirdeğine dönüşmesi. Yani birleştiğine göre bu nedir? Bu bir füzyon tepkimesidir. Güneş enerjisini bu şekilde elde ediyordu. Hidrojenin döteryum ve tritium izotopları bir araya gelerek daha ağır bir çekirdeğe yani helyum çekirdeğine dönüşüyor. Bu esnada bir tane de nötron fırlatıyor ve yüksekte bir enerji açığa çıkıyor füzyon tepkimesinde. Diyor ki bu tepkimenin gerçekleşmesi için hangilerinin sağlanması gerekir diyor. Diyor ki hidrojenin 2'ye 1 çekirdeği helyumun 4'e 2 çekirdeğinden daha kararlı olması. Yani bunun daha kararlı olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bu daha kararlı olsaydı zaten bu tepkime olmazdı. Yani bu tepkimenin olması sol taraftakilerin yani şu ikisinin daha kararsız olması ve daha kararlı olmak için bu işlem gerçekleşiyor. Yani sağ taraftaki helyum daha kararlıdır. Dolayısıyla 2'ye 1 helyumun 4'e 2'sinden daha kararlı değil tam tersi olmalıydı. Helyum 4'e 2 çekirdeği hidrojenin 3'e 1 çekirdeğinden daha kararlıdır. Evet arkadaşlar sağ taraftakiler sol taraftakilerden daha kararlıdır. Yani helyum hem bundan hem de bundan daha kararlıdır. Yani bu doğru. Diyor ki hidrojen 3'e 1 çekirdeği hidrojen 2'ye 1 çekirdeğinden daha kararlı olması. Şimdi bunların ikisi de kararsız. Dolayısıyla hangisi daha kararsız yorumunu yapmıyoruz arkadaşlar. Bu yoruma girmiyoruz. Sadece diyoruz ki sol taraftakiler kararsız oldukları için sağ taraftakine dönüştüler. Yani sağ taraftaki daha kararlı. Yorum bu kadar. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Cevabımız yalnız 2, B şıkkı. 11. soruyla devam edelim. Parçacık, karşıt parçacık ve fotonla ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Her temel parçacığın bir karşıt parçacığı vardır. Evet, evrende her parçacığın bir karşıtı vardır. Parçacıkla karşıt parçacığın bütün özellikleri aynıdır. Kütleleri dahi aynıdır. Sadece yükleri zıttır. Dolayısıyla birinci yargı doğru. Parçacık ve karşıt parçacık uygun şartlarda bir araya geldiklerinde birbirlerini yok ederek füzyon yoluyla enerji üretirler. Birbirlerini yok edebilirler ama buna biz füzyon demiyoruz. Füzyon neydi? Hafif çekirdeklerin bir araya gelerek daha ağır bir çekirdeğe dönüşmesiydi. Ama burada birbirlerini yok ettiklerinde mesela elektron ve pozitron birbirini yok ettiğinde gama ışığına dönüşüyor. Yani ortaya yeni bir tanecik falan değil gama ışığı ortaya çıkıyor. Bundan dolayı füzyon tepkimesiyle bu olayın alakası yok arkadaşlar bu yanlış. Bir parçacık ile karşıt parçacığın yükü nedir diyor? Zıttır diyor. Evet, bu da doğru. Sorumuzun cevabı 1 ve 3 E şıkkı. Bir X atomu peş peşe 2 radyoaktif ışınım gerçekleştirmiştir. Bu ışınımlar için bazı bilgiler veriliyor. Buna göre çekirdekte gerçekleşen ışınımlar için hangileri doğru olabilir diyor. Birinci ışınıma baktığımda diyor ki çekirdekteki kuark sayısı ve kuark türü sabit kalmıştır. Bunun anlamı çekirdekteki proton sayısı ve nötron sayısı değişmedi anlamına geliyor. Protonun ve nötronun kuark yapısını çok iyi bir şekilde bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Protonda 2 tane U kuark var, bir tane D kuark var. Nötronda ise 2 tane D kuark var, bir tane U kuark var. Eğer protonlar nötrona dönüşseydi U kuarkların sayısı azalırdı, D kuarkların sayısı artardı. Ya da nötron protona dönüşseydi o zaman da U'ların sayısı artardı, D'lerin sayısı azalırdı. Ama burada diyor ki kuark sayıları da kuarkların türü de sabit kalmıştır diyor. Yani proton nötrona ya da nötron protona dönüşmedi. Demek ki proton ve nötron sayıları sabit kaldı. Eğer alfa ışıması yapsaydı proton sayısı 2 azalıyordu. Nötron sayısı 2 azalıyordu. Demek ki bu alfa ışıması değil. Eğer beta ışıması yapsaydı proton sayısı ya 1 artıyordu ya da 1 azalıyordu. Kütle numarası değişmiyordu ama proton sayısı değişiyordu. Dolayısıyla bu beta ışıması da yapmamıştır. Peki ne yaptı? Gama ışıması yaptı. Gama ışımasında ne proton sayısı ne de nötron sayısı değişmez. Çekirdek sadece üzerindeki fazlalık olan enerjiyi gama ışığıyla atar. Dolayısıyla çekirdeğin türü de değişmiyor. Yani X çekirdeği gama ışığı yaptığında yine X çekirdeği olarak kalıyor. Sadece fazla enerjisini gama fotonlarıyla atıyor. Yani X çekirdeğinin burada kütle numarası önceden ne kadarsa olay sonunda da aynen o kadar kalıyor. Atom numarası önceden ne kadarsa sonra da aynen kalıyor. Yani çekirdek aynı kalıyor. Sadece fazlalık enerjiyi atıyor. O zaman birinci ışımamız ne olmalı? Gama ışıması olmalı. İkinci ışınım esnasında çekirdekteki toplam kuark sayısı sabit kalmış ancak kuark türü değişmiştir diyor. Şimdi protonda 3 tane kuark var. Nötronda da 3 tane kuark var. Dolayısıyla proton nötrona dönüştüğünde herhangi bir kuark eksilmesi yaşanmıyor. Kuark sayısı değişmiyor. Ama kuarkların türü değişiyor. Proton nötrona dönüşürse U kuarkların sayısı azalıyor. D kuarkların sayısı artıyor. Ama toplam kuark sayısı korunuyor. Ya da tam tersi de olabilir. Yani nötronun protona dönüşmesi durumunda da yine toplam kuark sayısı korunur. Sadece kuarkların türlerinin sayısı değişir. Dolayısıyla bu hangi ışıma? Yani ya protonu 1 azalacak çünkü proton nötrona dönüşüyor. Ya da nötron protona dönüştüğü için protonu 1 artacak. Protonunun 1 arttığı ya da azaldığı ışıma beta ışımasıdır. Beta ışıması iki türlüdür. Ya elektron fırlatırız ya da pozitron fırlatırız. Elektron fırlattıysak proton sayımız 1 artıyor. Bakın arkadaşlar burası eksi diye sakın 1 azalıyor gibi düşünmeyin. Elektron fırlattığınızda proton sayınız 1 artar. Pozitron fırlattığınızda proton sayınız 1 azalır. Yani bir tanesinde proton nötrona dönüşüyor. Diğerinde de nötron protona dönüşüyor. Ama ikisinin toplamı yani kütle numarası sabit kalıyor. Dolayısıyla ikinci ışımanın beta ışıması olması lazım. Beta artı da olabilir, beta eksi de olabilir. Şıkları incelediğimizde alfa olmayacak, cevabımız A şıkkı. Atom altı parçacık olan nötronun yükü 0 olup kuark yapısı aşağıdaki gibidir. D kuarkın yükü eksi 1 bölü 3 olduğuna göre sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir diyor. Kuarkların yük miktarlarının 0'dan farklı olduğu bilinmektedir. Şimdi nötronun yükünün biz 0 olduğunu biliyoruz. Burada diyor ki D kuarkın yükü eksi 1 bölü 3. O zaman bundan eksi 1 bölü 3 geliyor. Bundan da bir tane eksi 1 bölü 3 geliyor. Eksi 2 bölü 3 yaptı. Demek ki U kuarktan da artı 2 bölü 3 gelecek ki ne olsun, sonuç 0'ı versin. Yani biz buradan U kuarkın yükünün artı 2 bölü 3 olduğunu anlıyoruz. U kuark artı yüklüdür. Elektron eksi yüklü olduğu için yapısında D kuark bulundurur diyor. Arkadaşlar elektronlar kuarklardan oluşmadı ki. Elektronlar temel parçacıktır. Herhangi bir şeyden oluşmadı. Dolayısıyla bu yanlış. U kuarkın yük miktarı D kuarkın yük miktarından büyüktür diyor. Bakıyorsun U kuark 2 bölü 3. D kuark eksi 1 bölü 3. Ama buradaki eksi ve artıya dikkat etmeyin. Çünkü burada yük miktarı diyor. Eksi ve artıya dikkat etmeyin. Sadece bir tanesi 1 bölü 3. Bir tanesi 2 bölü 3 gibi düşünün. Hangisi daha fazla yüke sahip? 2 bölü 3. Dolayısıyla U kuarkın yük miktarı daha fazladır. Eksi ile artı ile alakası yok. Sadece 2 bölü 3 sayı olarak daha büyük olduğu için. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabımız 1 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Pardon, aşağıda soru yok. Geçtik 3'e. Kararsız bir elementin çekirdeğinde gerçekleşen radyoaktif bir bozunmanın denklemi aşağıdaki gibidir. Bir tane proton, bir tane nötrona, bir tane pozitrona, bir tane de elektron nötrinosunun karşıt parçacığına dönüşüyor. Yani şunu ezbere falan bilmenize gerek yok. Sadece denklemin doğru olması için yazılmış bir ifade. Bu radyoaktif bozunmada kuark dönüşümü olarak incelendiğinde hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar bir tane protonun bir tane nötrona dönüşmesi demek atom numarasının 1 azalması demek. atom numarasının bir azalması demek beta artı ışıması yapmak demektir. Yani elektron fırlatmak demektir. Şimdi bir proton bir nötrona dönüştüğünde kuarkları incelersek protonun kuark yapısı ve nötronun kuark yapısı iyi bir şekilde bilinmesi gerekiyor dedim. 2 tane U kuark, bir tane D kuark. Burada da 2 tane D kuark, bir tane U kuark. Şimdi burada proton nötrona dönüştüğünde ne oluyor? Haliyle buradaki U kuark buradaki D kuarka dönüşüyor. Sonuçta proton nötron olabilmesi için şuradaki bir tane U'nun bir tane D'ye dönüşmesi gerekmiyor mu? Hani bir tane U, 2 tane D olacak değil mi? Demek ki orijinalinde burada bir tane U vardı. Nötrona dönüştüğünde buradaki U, örnek veriyorum, neye dönüştü? D'ye dönüştü. Buradaki D hala aynı D. Buradaki U da hala aynı U. Yani bir tane U'nun bir tane D'ye dönüşmesiyle bu olay sağlanabiliyor. Şıkları incelediğimizde çekirdekte bir tane yukarı kuark, anti yukarı kuark. Hayır, anti manti olayı burada yok. Çekirdekte bir aşağı kuark, yani D kuark yukarı kuarka dönüşmüş. Hayır, U D'ye dönüştü. Bir yukarı kuark, bir aşağı kuarka dönüştü. Evet, sorumuzun cevabı C şıkkı. Ve geldik 4. soruya. Bugün de sesim bir kısılıyor, bir açılıyor. Artık hayırlısı Allah'tan diyelim. P, R ve S elementlerinin nötron sayılarının proton sayılarına bağlı değişim grafiği veriliyor. Bu elementlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi grafiğe baktığımızda buradaki taralı bölge kararlılık kuşağı, kararlılık vadisi de deniyor. Eğer bir element bu grafiğin içerisine giriyorsa kararlıdır, girmiyorsa kararsızdır. Mesela P elementi grafiğin içinde değil, yani kararsız. S elementi de kararsız ama R elementi bu grafiğin, bu kuşağın içerisine girdiği için kararlıdır. R kararlı bir elementtir. Yani bu doğru. Peki P elementinin kararlı olması için beta eksi bozunumu yapması gerekiyor diyor. P elementini incelediğimizde arkadaşlar nötron sayısının fazla, proton sayısının az olduğunu görüyorum. Örneğin proton sayısı 25 ise nötron sayısına da 50 diyebilirim. Şimdi çekirdeklerin proton sayıları nötron sayılarına yakın olduğunda genel olarak kararlı oluyorlar. Ama her zaman değil. Yani şöyle diyemem. Nötron protona eşitse o çekirdek kararlıdır. Böyle bir şey söyleyemem. Mesela şu çizgi üzerindeki bir element ya da şuradaki bir element kuşağın içerisine denk geliyor mu? Hayır, gelmiyor. Demek ki bunlar kararsız. Yani nötronu protona eşit olup kararsız olan elementler de vardır. Anlatmak istediğim bu. Ama buradaki kararlılık kuşağı dediğim şu kuşağa dikkatli bir şekilde baktığınızda genel olarak nereye yakın seyrediyor? Nötron ve protonların birbirine yakın olmaları anlamına geliyor. Yani N eşittir P çizgisine yakın bir yerde ilerliyor. Demek ki nötron sayısı öyle çok fazla olmaması gerekiyor. O zaman biz bu P elementini kararlı hale getirebilmek için nötron sayılarını azaltmamız lazım. Proton sayılarını da ne yapmamız lazım? Arttırmamız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar beta eksi bozunumu demek çekirdekten elektron fırlatmak demek. Elektron denklemlere eksi 1'e 0 şeklinde yazılıyor. Çünkü elektronun yükü negatif. Şimdi buradaki P elementinin denklemini yazalım. P elementi X'e dönüşsün. Bir tane elektron fırlattı. Buraya eksi 1, buraya 0'ı yazdık. P elementinin kütle numarası 75. Buraya yazılıyor. Atom numarası yani proton sayısı 25. Buraya yazılıyor. Şimdi denklemlerde sağ taraftaki yüklerin toplamıyla sol taraftaki yüklerin toplamı korunur. Bir de nükleon sayısı korunuyor. Yani proton ve nötronların toplam sayısı korunuyor. Şimdi baktığımızda sol tarafta 25 tane proton var. Nötronlar zaten yüksüz. Dolayısıyla sol taraftakinin yükü 25 diyorum. Sağ tarafında 25 olması lazım. Burada bir tane eksi 1 var. O zaman bunun 26 olması lazım. Yani buranın atom numarası 26 olacak. Kütle numarası burada 0 yazdığı için burada ne yazacak? Yine 75 yazacak. Yani beta eksi bozunumunda ya da beta artı bozunumunda kütle numarası değişmiyor. Sadece atom numarası değişiyor. Beta eksi bozunumunda atom numarası 1 artıyor gördüğünüz gibi. Ama nötron sayısı 1 azalıyor. Çünkü proton ve nötronun toplamına biz kütle numarası diyoruz. Kütle numarasının değişmediğini biliyoruz. Proton sayısı 1 artmışsa nötron sayısı da 1 azalmıştır. Yani bu tepkime nedir? Bir tane nötronun bir tane protona dönüşme olayıdır. Evet, P çekirdeği nötronlarını azaltıp protonlarını arttırarak kararlılık kuşağına doğru yolculuk etmek ister. Yani bu doğru. S elementi kararlı olması için beta artı bozunumu yapması gerekiyor diyor. Beta artı bozunumu bunun tam tersi. Yani S elementine baktığında onun da proton sayısı çok fazla, nötron sayısı az. Protonların sayısı nötronların sayısından çok fazlaysa ve genel olarak nötron ve proton birbirine yakın olduğunda kararlılık kuşağına doğru yaklaşıyorsam benim yapmam gereken protonları bir azaltmak, nötronları bir arttırmak. Yani bir tane protonun bir tane nötrona dönüşmesi gerekiyor. Bu da beta artı bozunumudur. Yani burada eksi 1 değil de artı 1 yazacağız. Eğer buraya artı 1 yazarsanız eşitliğin sağlanması için buranın ne olması lazım? 24 olması lazım. Yani bir tane proton ne oldu? Eksildi. Ama kütle numarası değişmedi. Çünkü bir tane proton bir tane nötrona dönüştü. Dolayısıyla bu da beta artı bozunumu yapması gerekiyor. Yani bu da doğru. Zaten 1 ve 3 birbirinin tam tersi. Yani doğru ikisi de cevabımız E şıkkı oldu. Toryum, plütonyum gibi atom çekirdekleri radyoaktif atom çekirdekleridir. Yani kararsızdır. Kararlı hale geçmek için ışıma yapmaları gerekiyor. Alfa, beta, gama ışıması gibi. Bu çekirdekler çeşitli yollarla ışıma yaparak çekirdeklerindeki enerjiyi azaltırlar. Yani kararlı hale geçmek isterler. Bu çekirdeklerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Bağlanma enerjileri büyük olduğu için, bağlanma enerjileri büyük olsa zaten kararlı olurlar. Kararsız olmazlar. Diyor ki çekirdeği parçalamak için de büyük bir enerji gerekir diyor. Ne demiştik? Bağlanma enerjisi. Hatta şöyle diyelim. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyükse o çekirdek o kadar kararlıdır. Ne kadar küçükse o kadar kararsızdır. Bunlar radyoaktif, yani kararsız. Demek ki nükleon başına düşen bağlanma enerjileri büyük değil küçük demesi gerekiyordu. Yani bu yanlış. Bağlanma enerjileri düşük olduğu için kendiliğinden veya dışarıdan bir etkiyle atomlarının çekirdekleri bozunabilir. Yani kararsızdır diyor. Kendiliğinden bozunursa doğal radyoaktivite, dışarıdan bir etkiyle bozunuma uğrarsa nedir? Yapay radyoaktivite. Dolayısıyla bağlanma enerjileri düşük olduğu için bunlar kararsız. Yani bu doğru. Nötron sayıları ile proton sayıları yaklaşık olarak eşittir diyor. Arkadaşlar genel bir ifade bu tabii ki. Neydi? Kararlı kuşağı genel olarak nötronun protona eşit olduğu çizgiye yakın seyrediyordu. Dolayısıyla eğer bunların nötron sayıları ve proton sayıları birbirine yaklaşık olarak yakın bölgelerde olsaydı bunlar kararsız olmazdı. Yorumunu yapabiliriz. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2. Ama tekrar uyarıyorum. Nötron sayısı proton sayısına yakın olup kararsız olan çekirdeklerde var arkadaşlar. Yani bu tek başına bir şart değil. Ne diyoruz? Kararsız çekirdeklerde bağlanma enerjisi düşük oluyor diyoruz. Bir de nötron sayısı, proton sayısı genel olarak birbirinden uzak oluyor diyoruz. Ama genel olarak bunu söylüyoruz. Şimdi gelelim 6. soruya. İki hidrojen atomu çekirdeğinin birleşerek helyum çekirdeğine dönüşüyorsa bu nedir? Bu bir birleşme, kaynaşma, yani füzyon tepkimesidir. Füzyondaki iki tane noktadan bunu hatırlamamız gerekiyordu. Bunların her biri bir çekirdek gibi. İki tane çekirdek bir araya geliyor. Daha ağır bir çekirdeğe dönüşüyor. Füzyon deniyor. Güneş enerjisini füzyon tepkimeleriyle elde ediyor. Ve füzyon tepkimelerindeki enerji fisyondan daha yüksek diyoruz. Ve dünyada füzyon tepkimesi gerçekleştirilemiyor. Füzyon tepkimesi sonucunda enerji açığa çıktığı biliniyor. Bu tepkimeyle ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar AYT sınavında geldi. Yıllar önce geldi yani. Yine gelebilir. O yüzden yani bu bilgiyi iyi bilelim. Diyor ki hidrojen 3'e 1 çekirdeği helyum 4'e 2 çekirdeğinden daha kararlıdır. Neydi mantık? Sol taraftakiler kararsız, sağ taraftaki kararlı. Kararsızlar kararlı olmak için zaten birleşiyorlar. Demek ki bu daha kararlı. Yani hidrojen 3'e 1, helyum 4'e 2'den daha kararlı değildir. Tam tersidir. Açığa çıkan enerji kaynaşan atom çekirdeklerinin enerjisidir. Evet, nükleer bir tepkime oluyor. Çekirdek kaynaşmasından dolayı bir enerji açığa çıkıyor. Diyor ki helyum 4'e 2 çekirdeği hidrojen 2'ye 1 çekirdeğinden daha kararlıdır. Evet, sağ taraftakiler daha kararlı. Yani bu da doğru. 2 ve 3 cevap Edirne. 7. soruda yukarıdakilerden hangileri beta eksi ışıması ve beta artı ışımasının ortak özelliklerindendir diyor. Beta eksi ışıması çekirdekten bir tane elektron fırlatmak demek. Nasıl yazıyoruz bunu? Elektron eksi 1'e 0 şeklinde yazıyoruz. Bak buraya 0 yazdığımız için kütle numarası ne yapmıyor? Değişmiyor. Bu ne demek? Bir tane nötron bir tane protona dönüşüyor. Yani beta eksi ışıması yapan bir çekirdeğin atom numarası 1 artıyor. Çünkü nötronlar 1 azalıyor. Protonlar 1 artıyor. Şöyle şuraya artı 1 yapalım. Şimdi diyor ki beta artı ışıması. O da çekirdekten pozitron fırlatmak demek. Yani elektronun karşıt parçacı. Buraya artı 1, buraya 0 yazıyoruz. Dolayısıyla burada da atom numarası 1 azalıyor. Ama kütle numarası değişmiyor. Demek ki niye atom numarası 1 azalıyor? Yani proton sayısı 1 neden azalıyor? Çünkü protonlar nötronlara dönüşüyor. Dolayısıyla proton nötrona dönüştüğü için ikisinin toplamı değişmiyor. Yani kütle numarası aynı kalıyor. Ama proton sayısı 1 azalıyor. Yani bir tanesinde proton sayısının 1 azalması, bir tanesinde proton sayısının 1 artması var ama kütle numarası değişmiyor. Şimdi diyor ki atom numarasının artması. İki olayda da atom numarası artmıyor ki. Ortak özellik değil. Nötron sayısının azalması. Bir tanesinde nötron sayısı azalıyor. Yukarıdakinde azalıyor ama aşağıdakinde artıyor. Bu da ortak değil. Atom çekirdeğinin enerjisinin azalması. Sonuçta atom çekirdeği elektron fırlatıyor. Yani bir parçacık kaybediyor. Dolayısıyla bir kütle kaybediyor. Kütle demek bir enerji demek zaten. Bir kayıp yaşıyor. Pozitron fırlattığında da bir kütle kaybı yaşıyor. Dolayısıyla bir enerji kaybı yaşıyor şeklinde düşünebiliriz. Bu doğru. Şimdi kütle numarasının değişmemesi. İkisinin de zaten burasında 0 yazıyor. Kütle numarası bu olayda ne yapmıyor? Değişmiyor. Bu da doğru. 3 ve 4 cevabımız baktığımızda B şıkkı oldu canlarım. Şimdi 8. soru bize diyor ki yukarıdaki çekirdek tepkimesi için hangileri doğrudur diyor. Baktığımızda beta artı bozunumudur bu. Bakalım. Şimdi burada zaten elektronun üzerinde artı var. Bu elektronun karşıt parçacığı anlamına geliyor. Şöyle de yazılabilirdi. Artı 1'e 0. Bu bir beta artı bozunumudur. Doğru. Beta artı bozunumunda ne oluyor? Atom numarası 1 azalıyor. Yani proton neye dönüşmüş oluyor? Nötrona dönüşmüş oluyor. Proton nötrona dönüştüğü için proton ve nötronun toplam sayısı yani kütle numarası ne yapmıyor? Değişmiyor. E baktığında 11 olarak kalmış. E zaten buraya 0 yazıyorsun. Üstler korunuyor mu? Evet korunuyor. Altlar korunuyor mu? Evet, burada 6 var, burada artı 1 var, 7 yapıyor. E bu da 7. Yani baktığında 7'den 6'ya. Yani bir tane proton neye dönüşmüş? Bir tane nötrona dönüşmüş. Beta eksi bozunumu değil, öyle olsaydı atom numarası 1 artardı. Ve burada da artı değil eksi yazardı. Proton nötrona dönüşmüştür. Zaten onu söyledik. Bu da doğru. Çekirdekten beta artı parçacığı fırlatılmıştır. E buraya baktığında zaten burası artı olduğu için pozitron yani beta artı. Bu da doğru. 1, 3, 4 cevabımız C şıkkı oldu. Atom çekirdeğinin ölçülebilir başka bir özelliği de kütlesidir. Yapılan hesaplamalarda çekirdeğin kütlesinin kendisini oluşturan nötron ve protonların kütleleri toplamından küçük olduğu ölçülmüştür. Yani örnek veriyorum, bir çekirdekte kütle olarak 100 birim proton kütlesi var. Örnek veriyorum. İşte 100 birim de nötronların kütlesi var. Örnek veriyorum. Şimdi normalde bu çekirdeğin kütlesinin 200 birim olması lazım. Yapmışlar, ölçmüşler ve çekirdeğin kütlesinin örnek veriyorum 190 birim olduğunu bulmuşlar. Yani demişler ki 200 olması gerekirken sonuç 190 çıkıyor. Aradaki 10 birimlik kütle nereye gitti? Einstein demiş ki enerji kütle eşdeğerliğinden E eşittir mc kareden dolayı kütle enerjiye dönüşmüştür demiş. Yani aradaki 10 birimlik fark enerjiye dönüşerek çekirdeği bir arada tutan bağlanma enerjisine dönüşmüştür demiş. Yani bu bağlanma enerjisinin tanımı. Dolayısıyla hangisi olarak gösterilebilir diyor. Bu bağlanma enerjisi. Direkt bilgi sorusu, cevabı B şıkkı. Geldik ona. Kararsız bir elementin çekirdeğinde gerçekleşen radyoaktif bozulmanın denklemi aşağıda veriliyor. Bir tane nötron, bir tane protona dönüşüyor. Yani proton sayısı 1 artıyor. Demek ki bu nedir? Beta eksi ışımasıdır. Yani elektron fırlatmıştır çekirdek diyebilirim. Zaten burada da yazıyor. Buna göre denklemin ürünler tarafında bulunan baryon sayısı K1, lepton sayısı K2 olduğuna göre K1 ve K2 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar baryon dediğimizde zaten ağzımızı dolduran bir laf nedir? Ağır kütleli parçacıklardır. Genel olarak bu böyle. Şimdi baryonların içerisinde bizim iki tane parçacığı çok iyi bilmemiz lazım. Bunlardan bir tanesi proton, bir tanesi nedir? Nötrondur. Diğerleri de var ama onların adlarını bilmenize gerek yok. Protonda 3 tane kuarktan oluşmuştur. 2 tane U kuark, bir tane D kuark. Nötronda 2 tane D kuark, bir tane U kuark. Yani ikisi de 3 tane kuarktan oluşmuştur. Kuarklardan oluştuğu için protona ve nötrona temel parçacık diyemiyoruz biliyorsunuz. Ama kuarklar bir şeylerden oluşmuyor ya. Biz kuarklar temel parçacıktır diyebiliyoruz. Ya da elektron, leptonlar yani. Leptonlar bir şeylerden oluşmadığı için temel parçacıktır diyebiliyoruz. Bir de aklıma gelmişken şunu hatırlatayım. Fermiyon diye bir şey vardı arkadaşlar, hatırlayın. Fermiyon ve bozon diye iki tane olay vardı. İşte spinleri 1/2 ya da 3/2 gibi kesirli olanlar fermiyondu. Spinleri 0 ya da 1 olanlar da neydi? Bozondu. Şimdi arkadaşlar fermiyon ailesinde ne vardı? Kuarklar vardı. Unutmayın, not alın. Kuarklar. Kuarklar bir araya gelerek baryonları oluşturuyor. Bir kuark, bir karşıt kuark bir araya gelerek mezonları oluşturuyor. Ama mezonların spinleri tam sayı olduğu için mezonlar hangi sınıfa giriyordu? Bozon sınıfına giriyordu. Dolayısıyla fermiyon dediğimizde aklımıza hadron ailesinin içerisindeki baryonlar gelebilir, kuarklar gelebilir. Yani madde parçacıkları denilince. Ama mezonların gelmemesi lazım. Mezonlar bozon sınıfına giriyor spinlerinden dolayı. Soruyu dikkatli okuduğumuzda denklemin ürünler tarafında bulunan baryon sayısı diyor. Ürünler tarafı ne taraf? Sağ taraf. Neden? Çünkü nötron geldi ve bir şeylere dönüştü. İşte o dönüştüğü şeyler ürünlerdir. Demek ki biz sağ taraftakilere bakacağız. Kaç tane baryon var? Şimdi burada bir tane proton var. Proton bir baryon mudur? Evet, baryondur. Elektron bir leptondur. Baryon değildir. Burada da elektron nötrinosunun karşıt parçacığı var. E bu da bir leptondur. Baryon değildir. Demek ki ürünler tarafında bir tane baryon var sadece. Dolayısıyla pardon, birin üstünü çizdim. Şunlar gitti. Şimdi gelelim lepton sayılarına. E ne var burada? Bir tane elektron. Elektron bir leptondur. Burada da elektron nötrinosunun karşıt parçacığı var. Bu da bir lepton. İki tane lepton var. Leptonları bir hatırlayalım. Elektron, müyon, tau, elektron nötrinosu, müyon nötrinosu, tau nötrinosu. Ve bunların karşıt parçacıkları var. Dolayısıyla sağ tarafta, yani ürünler tarafında iki tane de lepton var. Sorumuzun doğru cevabı B şıkkı. Şimdi geldik ödevlere. Ödevlerinizi her zaman olduğu gibi AYT Fizik soru bankamızdan vereceğim. Bugün ödevleriniz biraz fazla. Çünkü bu ödevleri yaptığınızda hem atom modellerini hem büyük patlama, atom altı parçacıklar ve radyoaktiviteyi baştan sona güzel bir şekilde tekrar etmiş olacaksınız. Zaten bu konular biraz sözel konular olduğu için genel bir tekrar yapmanız gerçekten çok iyi olacaktır. Şimdi ödevleriniz nerede başlıyor? Test 5 ile başlıyor. Test 5 sayfa 308'de başlıyor arkadaşlar. Test 6, test 7, test 8 diye bu şekilde devam ediyor. Ama şekilli sorular, kocaman kocaman büyük şekilleri olan sorular. Yani çok da vaktinizi alır mı bilmiyorum ama bu testler bitmeden sakın diğer videoya başlamayın. Yani modern fiziğe geçmeyin. Güzel bir tekrar yapın ve o şekilde geçin. Test 12'ye kadar, test 5 ile test 12 arası bugünün ödevi sayfa 324. Gördüğünüz gibi modern fizik yazısını görene kadar devam edeceksiniz arkadaşlar. Gerekirse bir gün ara verin. Yani bu testleri bitirmek için kampa bir gün ara verin, testleri bitirin, sonra kaldığınız yerden devam edin. Önemli olan ne zaman bitirdiğiniz değil, nasıl bitirdiğinizdir. Güzel bir şekilde sindire sindire öğrene öğrene ilerleyelim. Evet, bir sonraki videoda modern fizikte görüşene dek kendine ve sevdiklerine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Hoşça kal.